Örgün eğitim, bir de yaygın eğitim, evet. kurslar ve kursa benzer şeyler, yani üniversitenin hazırlıkları vesaire, sizin gittiğiniz zaman e, bu prosedürün içerisinde tamamlayıcı unsur olarak gelir. Şimdi her velinin, her bireyin şunu bilmesi lazım: Bu dil bana lazım mı? Hı hı. Şimdi baktığınız zaman inanılmaz fırsatlar insanların önüne çıkıyor. Hazırlanmaya kalktığınızda bu iş teknik olarak en az yoğunlaştırılmış şekilde bir buçuk yıl. Parça parça 3-4 yıl alan bir süreç. Ve e, bunun ne kadar erken başlarsanız lazım olduğunda e, ben bilmiyorum televizyonda ne kadar doğru örnek olur. E, silaha benzetiyorum İngilizceyi. Yani 30 yıl taşarsanız bir gün evde ağır geldi diye bırakırsınız. olmadık hadise başınıza gelir köpek saldırır lazım olduğunda kullanamazsınız. E, dil sizin üstünüzde yüklenmeniz gereken bir şey. Bu ne zaman kullanacağınız bir turist gelir, bir iş anlaşması gelir, bir akademik kariyer peşi. Şimdi ben e, dil öğrenimine e, Balıkesir'de özellikle insanların e, başına gelen şeyleri yansıtamadığını düşünüyorum. Nasıl? İşte olan üniversiteye gitti. iki senedir hazırlığı geçemiyor. Ne zormuş bu İngilizce diye kursa gönderiyor. Bunun küçüğü var mı diyorum. Var diyor. Kaça gidiyor? İşte dörde gidiyor. Onu niye göndermiyorsunuz? Nasıl onu kurtaralım. Çünkü yaş belirli bir kemale erince yani öğrenme de zorlaşıyor. Yani onu yurt dışına göndermemiz lazım. Yani motive olması lazım. Bir de az önce dediğim çekirge sendromuna girmiş zaten o. Yani ben öğrenemiyorum artık. Yapamıyorum. Yani umutsuzluğa kapılıyor. Ama çocuk doğal olarak öğreniyor biz altyapısını böyle hazırladık. İşte sizin çocuk var mı diye sorayım. <gülüyor> var. <laughs> İngilizce ile ilgili özel bir çalışma yapmasını istiyor musunuz? Tabii ki istiyorum. Dört buna buna tabii. mesela yönlendiriyor musunuz öğrencinizi? Okulun yaptığını Şimdi, yeterli mi görüyorsunuz? Yok. Ben okulun yaptığını yeterli görmüyorum açıkçası. Aslında okul yapması gerekeni yapıyor. Yani haftada 3 saat, haftada 4 saatle bir öğrencinin hmm. İngilizce konuşmasını beklemek çok çok Polyanacılık olur. Yani bu dil yoğunlaştığı zaman öğrenir. Biz okuldaki öğretilenlere paralel e, bunun kullanma şansını daha az öğrenciyle çok daha hmm. etkili materyalle e, vizyon katarak bu işin zevkli kısımlarını ön plana çıkararak hmm. katıyoruz. Şimdi bize gelen bir öğrenci e, öbür sene gelmediğinde veli diyor ki niye göndermiyorsunuz ya? Biz sizden çok memnunduk ama çocuğumuz verim alamadı. Ya şimdi bunun ölçülebilir bir mi? duvar örmüyoruz ki biz. Yani insanların iç dünyasına bir katkıda bulunuyoruz. Evet. Şimdi e, konuş bakalım diyor. Yani şimdi e, babana İngilizce şunu de. Yani bu böyle bir şey değil. değil. Böyle ölçülemez bu. Biz bunu nasıl ölçüyoruz? Uluslararası sınavlarla ölçüyoruz. E, verdiğimiz kadarını ölçüyoruz. Yani dil gelişimi e, Türkiye'de çok güzel yapılabilir. Yapan özel okullar hmm. var biz özel okula çocuklarını gönderemeyen buna e, ya imkan bulamayan ya fırsat bulamayan ya ekonomik hmm. olarak ya da beğenmediği için gönderemeyen velilere devlete paralel kolej İngilizcesinin üstünde hatta çünkü nereden biliyorsunuz diyeceksiniz bunu eğitim veriyoruz nereden biliyorsunuz bize sadece istekli öğrenci geliyor matematik Türkçe dersinin arasında İngilizce dersi işlemiyoruz. Veya zorunlu olarak çocuk istemediği zaman velisine söylüyor. Ben gitmek istemiyorum diyor. Velisi bize bunu söylediği zaman biz öğrencinin nerede takıldığını neden gelmek istemiyoruz. Çünkü sosyal bir şey. Hı hı. İletişim en asas. Bunu İngilizce yapacağız. Evet. Yani böyle zor bir şey değil ki bu 5 bilinmeyenli denkten. Bir öğrenci neden gelmek istemez? Yanındaki sınıfındaki arkadaşından gelmek istemez. Alternatif bir oyun vardır bir kulüp vardır, bir takım vardır. Oraya gitmek istiyordur. Yani baktığınız zaman bunu çözdüğünüz an çocuğu zaten çözüyorsunuz. Uluslararası sınavlar var. Pearson'ın düzenlediği, Cambridge'in düzenlediği. Biz kurumdan her sene 150-200 öğrenci katılıyor. Başarısız olan hiç olmadığı gibi hep biz Türkiye derecesi yapıyoruz. Hatta bize uluslararası heyet geldi. Siz nasıl bu kadar başarılı olabiliyorsunuz diye. Evet. De, ben de şimdi dedim diğerleri demek ki başarısız desem ayıp olacak. Bir evet. sürü arkadaş var dedi ki onlar sırf İngilizce veriyor. Biz de de burada da bir ders öğretmeniyiz. Ama onlar dedi onların İngilizce öğretmeni. Anladım. Yani çocuklar hususi sırf İngilizce. Yani kasabı, eti kasaptan alın hesabı. Ya yani biz her şeyi vermiyoruz. Biz sadece İngilizce veriyoruz. Öğrenci bize buna özel zaman ayırıp geliyor. özel evet eğitim almış öğretmenlerle özel bir proseste her aşaması kontrol altında hı hı. bir eğitim süreci yaşatıyoruz ama beklenti hızlı olmamalı çünkü siz e, attığınız şeyin e, birikmesi uzun süre durabiliyor ben e, kendi öğretmenliğimden örnekler vereyim şimdi bizim eee talking about you up to you gibi böyle e, kitaplarda anlattığımız gramer konusu yüklediğimiz kelimeye hmm. göre konuşma şeyleri vardır. İşte sınıfa sürekli soru sorarsın. İşte sen bu konuda ne düşünüyorsun Zafer diye. İşte o ne düşünüyor birbirinize hmm. sorun diye. Ya yazılları çok iyi, quiz'i çok iyi olan öğrencilerin kesinlikle böyle soru soruyorsun, bir panik defter açıyor vesaire ama ya kopya çekiyor ya müthiş bir çekingenliği var. Bilgi birikimi üst düzeyde ama bunu e, diline dökemiyor. Hepimiz e, yaşıyoruz. Yansıtamıyor. <laughs> Bakın akşam yatıp sabah film şeridi gibi böyle birden kilidi açarsınız evet. ya. Öyle çözülen çok öğrencim oldu benim. Yani bu birikinti, e, utangaçlık, işte e, şey yapamama e, bu işte meşgul olan öğrencilerde sanki gecenin gündüze dönmesi gibi sabahtan akşama böyle birden değişebiliyor. Evet. Bu bir birikim gerektiriyor. O Özgüven patlaması diyelim hı hı. biz ona. Artık ne açıklayabilirsek. Ee, bir gecede çok şeyin değişti. Öbür gün şakır şakır. Oğlum dün konuşamıyordun sen bugün ne oldu? Evet. Demeyecek kadar da öğrenciye çok rastladım. Tamam dedim sen o eşiği geçtin. Yani intermediate gap diyorlar buna. Ee, orta düzeyde şey. Ee, biraz işte uğraştığı zaman oluyor. Ee, bizim yaptığımız işi nasıl görüyorsunuz dediğiniz zaman. Dünya İngilizce öğreniyor. Her şey hukuk dili, e, bilim dili, tıp dili, havacılık dili, İngilizce, her şey İngilizce. Dili, ticaret dili İngilizce. Bugün bu kadar hızlı gelişmelerin olduğu, internet diye bir kavramın olduğu, Hı -hı. ulaşımın bu kadar kolaylaştığı. Şimdi her yerde uçak var. İngilizce bilmemek kadar, e, ek, yani değerinizi ikiye katlayın demişti Mehmet Ali Biran. Ben diyorum ki Türkiye'de 70 milyon insan